Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep. Merhaba sevgili dinleyiciler, 94.9 kainatın tüm seslerine ve titreşimlerine açık radyodasınız. Alla Turca programını dinliyorsunuz. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ali Pınar. Program ortağım Ersin Antep bu hafta aramızda değil, tek başıma hazırlayıp sunuyorum programı. Bu hafta Alla Turca'nın konukları Profesör Doktor Ece Karşal ve Aleyna Demirkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ece Karşal tecrübeli bir flüt sanatçımız ve hocamız efendim. Aleyna Demirkan ise genç bir flüt sanatçımız. Birlikte bugün İstanbul Flüt Topluluğu ve Marmara Flüt Orkestrası'nı konuşacağız. Bu arada İstanbul Flüt Topluluğu ABD turnesinden yeni döndü. Program boyunca hem orada hem de başka yerlerde verdiği konserlerinden canlı kayıtlar dinleyeceğiz. Sohbetimize başlamadan evvel iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Telefon numaramız 0212 343 4040. E-posta adresimiz allaturka@acikradyo.com.tr. Twitter ve Instagram hesaplarımız allaturka2001. Facebook grubumuz ise Alla Turca. Evet, dilerseniz su küçüğün söz büyüğün diyelim. Ece Hanım'dan başlayalım efendim. Birkaç cümlede bize müzikal yolculuğunuzu anlatabilir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben Profesör Doktor Ece Karşal, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bugün konuşacak olduğumuz İstanbul Flüt Topluluğu'nun bir kurucu üyesiyim. Marmara Flüt Top Orkestrası'nın da aynı şekilde şefi, eğitmeni ve kurucusuyum. Evet. Aleyna Demirkan. Merhabalar. Ben Aleyna Demirkan. 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Flüt Bölümünden mezun oldum. Şu anda Marmara Flüt Orkestrası'nda Ece Hoca ile beraber çalışıyoruz. Orada grup şefliği yapıyorum ve master eğitimim için hazırlanıyorum. Çok güzel. Peki İstanbul Flüt Topluluğu hem de Marmara Flüt Orkestrası'nı konuşacağız ama dilerseniz İstanbul Flüt Topluluğu ile başlayalım. Ne zaman, nerede, nasıl kuruldu? Amacınız nedir? Hedefleriniz var mı? Onları sizden öğrenelim. İstanbul Flüt Topluluğu 2015'in sonunda kuruldu. Aslında çok yeni bir oluşum. Yaklaşık 2-2,5 sene kadar oldu. İstanbul'daki 3 büyük üniversitenin flüt hocaları olarak biz kurduk bu topluluğu. Birisi benim, Marmara Üniversitesi'ni temsilen. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin şu anda müdürü olarak da görev yapan Profesör Doktor Ayla Uludere bir diğer kurucumuz ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde flüt hocalığı yapan Şebnem Uşen, öğretim görevlisi arkadaşımız da diğer kurucumuz. Topluluk aslında bizler ve bizlerin öğrencilerinden oluşuyor. Daha çok yüksek lisans, doktora öğrencileri ağırlıklı olmak üzere. Deneyimli öğrenciler yani. Evet, evet. Şu anda 13 kişiyiz grup olarak. Ve ilerliyoruz yolumuzda. Ne güzel, bir güç birliği yapmışsınız. Evet. Üç üniversite bir araya, evet, gelerek. Evet. Peki merak ettim, mesela üniversiteler size destek oluyor mu? Şimdi zaten maddi şöyle, anlamda da manevi aslında anlamda da. Bizim için en büyük güçlük buradaki enstrümanlar. Çünkü hem İstanbul Flüt Topluluğu'nda hem de Marmara Flüt Orkestrası'nda flüt ailesinin neredeyse tüm üyeleri var. Yani alto flüt, bas flüt, kontrbas flüt gibi büyük flütler. Şimdi hepimiz flüt çalıyoruz ama bunlar bizim için çok daha yeni ve maddi açıdan da oldukça külfetli enstrümanlar. Her şeyden önce Marmara Üniversitesi'nde yürütülen bir proje sayesinde biz bu enstrümanları kullanabiliyoruz. Onun için Marmara Üniversitesi'nin büyük desteği oldu bu konuda, evet. Bir de şimdi bu saydığınız flütler değişik mesela. Hani insanlar orkestrada genelde görmüyor bu flütlerin çoğunu. Evet. Büyük hani o bas flütler vesaire. Evet. Dinleyicilere anlatmak gerek biraz. Çünkü bazıları yere kadar uzanıyor. Tabii. Böyle çok büyük, evet, enstrümanlar. Evet. Bakır da para ediyor. Evet.
Şimdi sırayla bütün kullanılan enstrümanları sıralayacak olursam en tiz enstrüman zaten orkestranın da en tiz enstrümanlarından biri piccolo flüt. Sonrasında bizim konser flütü olarak da adlandırdığımız hepimizin çaldığı flüt. Şimdi piccolo flüt ve flüt birçok kişinin çaldığı ve aşina olduğu iki enstrüman. Fakat diğerleri alto flüt, bas flüt ve kontrbas flüt çok kullanılan enstrümanlar değil. Alto flütü kısaca tanıtmam gerekirse bunlar hep büyük flüt ailesi. İngilizce'de low flutes diye geçiyor. Giren gruptalar. Alto flüt normal flütün dörtlü aralık kadar daha kalın pesinden ses veriyor. Bas flüt biraz daha büyük. Bas flüt de normal flütle yine kıyaslarsak bir oktav daha altından ses veriyor. Kontrbas flüt ise o az önce dediğiniz büyük böyle bir kontrbas gibi yere oluyor. Kadar uzanan o da bas flütten bir oktav daha pes ses veriyor. Yani normal flütle kıyaslayacak olursak normal flütten iki oktav daha pes ses veriyor. Her iki grupta da kullanılan enstrümanlar bunlar. Ve maddi olarak da külfetli enstrümanlar tabii oldukça. Evet dedim çünkü bakır. Evet. Bir de şey diyecektim. İnsanların aklına şu soru hemen geliyordur eminim dinleyicilerimize. Ya neden bir flüt orkestrası? Hani oda orkestrası var, işte senfonik orkestra var. Neden hep aynı sazlar? İşte onu biraz da dinleyicilerimiz anlayabilsin istedim. Çünkü farklı flütler, evet. Farklı oktavlarda. Evet, yayla orkestrası gibi düşünün. Evet, aynı şey onlarda da var. Keman, viola, violonsel, cello ve kontrbas. Şimdi aynı şey flüt grubunda da var. Aslında çok da farklı değiliz. Evet. Peki. O zaman bir efendim müzik örneği verelim. Siz programın başında hemen zikretmiştim. ABD'den yeni döndünüz. Evet. Orada güzel bir festivale katıldınız. Evet. Low Flute Festival yani evet. Flüt ailesi büyük festivali. Flüt büyük flüt festivali flütler. Aslında. Aynen. Ve orada tamamıyla Türk bestecilerine ait bir evet, program. Evet sadece Türk bestecilerinden oluşan bir program orada gerçekleştirdik. Bizim için yazılan eserler oldu, düzenlenen eserler oldu. Tabii bu Amerikalılar için çok ilginç oldu. Çünkü Amerika'da ilk defa bir flüt grubu bu şekilde Türkiye'yi temsilen sadece Türk bestecilerinden oluşan bir flüt grubuyla performans yapıyor. Onlara çok ilginç geldi ve çok beğendiler. Çok başarılı da bir konser oldu ve sonrasında da çok güzel tepkiler aldık. Yani festivalde başarılı bir konser geçti. Sonrasında ya tebrik etti insanlar veya birçoğu yanımıza gelip konserinizi izleyemedik ama duyduk çok çok güzel bir konsermiş, çok farklı bir konsermiş, çok pişman olduk gelemediğimiz için diyen birçok insan oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Evet bakıyorum şimdi kitapçığına. Uluslararası çok önemli festival flüt alanında belli ki. Beş kıtadan gruplar geliyor evet, oraya. Evet Avrupa'dan, Japonya'dan çok farklı yerlerden vardı gruplar. Peki sayalım mı hangi besteciler vardı? Tabii. Koray Sazlı'nın Zeybek adlı eserini çaldık ilk olarak. Koray Sazlı da oradaydı besteci olarak ve festival kapsamında besteciler için de yapılmış bir takım workshoplar ve etkinlikler vardı. O da oralarda da görev aldı. Bu bizim uzun süredir çok severek çaldığımız bir eser Zeybek. Barış Dilberman'ın Dere Geliyor Dere isimli düzenlemesi vardı. Özgü Bey Gülbey Usta'nın Deyim isimli bir eseri vardı. Bu orada dünya premieri oldu. İlk defa seslendirdik. Sizin için sanıyorum özel besteledi bu. Evet eseri. Bizim için besteledi. Bu bestelerin aslında ve düzenlemelerin hepsi bizim için yapıldı. Daha sonra Özgü Gülbey Usta'nın Nihavend Alaturka adlı eseri vardı. Yusuf Yalçın tarafından düzenlenen Santuri Hetem Efendi'ye ait Şehnaz Longa isimli eseri seslendirdik. Programın açılışında fonda kullandık. Evet, evet. Yusuf Yalçın da bu arada çok iyi bir düzenlemeci. Evet, çok. Gerçekten çok. Son yılların düzenleme alanında Türkiye'deki evet, yıldızlarından biri. Evet, evet. Çok çok beğenerek çaldığımız bir eserdi o da. Yine Özge Gülbey Usta'nın Sultaniye Gelsirto isimli düzenlemesini çaldık. Ahmet Altınel'in Rüzgar Gibi Geldi isimli eseri. O da bizim için yazılmış özgün bir eser. Ve son olarak Orçun Orçunsel'in Katibim isimli düzenlemesini çaldık. Çok güzel. Peki şimdi Özge Gülbey Usta'nın İdim yani Deyim adlı eserini dinleyeceğiz. Biraz eser hakkında açıklamada bulunur musunuz? Bu eser bizim için oldukça ilginç bir eserdi. Çok çok severek çaldık. Özge Gülbey Usta'ya ait Deyim.
Bu ritmik yapısı özellikle bizim için çok ilginç. Özellikle hızlı bölümlerinde sekizlik bir yapı üzerine kurulu ama hiçbir zaman bir kalıba oturtamıyorsunuz. Her partideki eser diğer partiden çok daha büyük farklılık gösteriyor. Ama bir bütün olarak dinlediğinizde çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. İsterseniz ben size bestecinin ağzından eserin kısaca içeriğini anlatayım. Tabii tabii. Özge Gülbey Usta der ki, coğrafi sınırların kültürel etkileşimlerle görünmez sınırlara dönüştüğü günümüzde doğunun en batısı, batının en doğusu olan Türkiye topraklarındaki çok kültürlülükle doğan müzikal yapı tek sesli ve çok sazlı, bunun sonucunda çok renkli bir yapıdadır. Türk müzik kültüründe her enstrüman bir birey olarak kendi rengiyle çok renkliliğe katkıda bulunur. Deyim başlıklı eserde çıkış noktası her bireyin oluşturduğu çok renklilik ve bunu destekleyen çok ritimliliktir. Eser İstanbul Flüt Topluluğu'na ithaf edilmiştir. Peki efendim, dinliyoruz. Ben kadroyu sayayım. Piccolo'da Lelya Bayramoğulları, flütlerde Ayla Uludere, Lelya Bayramoğulları, Özlem Noyan, Şebnem Uşen. Altolarda Ayşen Bulut, Aysu Suluşanver, Ecem Yılmaz. Basta Ceren Tamer, Özge Salar. Kontrbasta ise Ece Karşal. Thank you.
Özge Gül ve Usta'nın Deyim adlı eserini dinledik. Ece Karşal ve İstanbul Flüt Topluluğu seslendirdiler. Topluluğun 7 Nisan'da ABD'de Washington'da düzenlenen International Low Flute yani Uluslararası Büyük Flüt Festivali'ne verdiği konserin canlı kaydından dinlettik. Tebrik ediyoruz sizleri. Çok teşekkür ederiz. Bir dünya premieri gerçekleştirdiniz böyle bir festivalde. Efendim İstanbul Flüt Topluluğu'nu konuşuyoruz. Programın sonuna doğru da Marmara Flüt Orkestrası'nı konuşacağız. Ülkemizde ilk defa mı kuruldu böyle bir flüt orkestrası? Tüm flüt ailesinin bireylerini barındıran grup olarak düşünürsek evet ilk defa kuruldu. Çünkü kontrbas flüt yoktu daha önce. Zaten alto flüt, bas flütün de kullanımı çok azdı ama yine de kullanılıyordu diyebiliriz. Fakat kontrbasın kullanımı Türkiye'de ilk defa oldu. Onun için ilk defa böyle bir grup kurulmuş oldu. Peki şunu merak ediyorum. Genelde flüt sanatçısı olmak isteyenler flüt çalıyor, pikolo çalıyor ama flüt ailesinin diğer enstrümanlarını öğrenme olanağı var mıydı bu kadar yaygın olarak Türkiye'de? Şimdi teknik olarak çalma açısından aslında flütle ilgili hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip. Dolayısıyla flüt çalan birisi aslında kontrbas flüt, bas flüt veya alto flüt de çalabilir. Ama tabii normal flüte kıyasla enstrüman büyüdükçe bir takım işte mesela entonasyon gibi veya teknik bir takım pasajların performansı gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla biraz enstrümana hakim olmak daha farklı. O konuda belli bir deneyimi kazandıktan ve belli şeylere dikkat ettikten sonra her flüt çalan kişi bu enstrümanları da çalabilir. Ama zorlaşıyor acaba. Çok daha fazla nefes gerekiyor. Enstrüman çok daha hantallaşıyor. Çok kolay değil. Evet. Peki kendi aranızda nasıl karar veriyorsunuz kimin ne çalacağına? Yani çünkü herkes çalmak istiyor mu mesela kontrbas flütü ya da bas flütü? Yani arada değiş tokuş da yapabiliyoruz ama herkesin belli bir enstrümanı var. Herkes sabit belli bir enstrüman çalıyor. Bir de şunu soracağım, düzenli olarak ne kadar konser veriyorsunuz yılda aşağı yukarı? Bir de ne kadar sıklıkla bir araya gelip çalışıyorsunuz? Çünkü biz, oda müziği topluluğunda hani bu çok önemlidir yani. Evet, sık çok sık önemli. Çünkü beraberlik çok önemli. Beraber bir şeyi ortak tınıyı yakalayabilmek çok önemli. Biz her hafta çalışıyoruz. Hatta bu festival için haftada bir kere, iki kere özellikle bas ailesiyle daha sık buluşarak özel bir çalışma yaptık. Her hafta çalışıp buluşup akşamları gece 10'lara 11'lere kadar prova yapıyoruz. Çok kolay değil arka planı. Oldukça külfetli. Konserlere gelince konserlerimiz oluyor. Örneğin bir sonraki konserimiz 12 Mayıs'ta Pera'da gerçekleşecek. Sonra muhtemelen bir sezon arası olacak ama akabinde hemen Eylül-Ekim gibi tekrar konserlerimize devam edeceğiz. Belli bir sayı veremiyorum şu anda ama konserlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok güzel. Peki bir kayıt daha dinleyelim. Koray Sazlı'nın Zeybek adlı eserini dinleyeceğiz. İstanbul Flüt Topluluğu seslendiriyor. Topluluğun İstanbul Kültür Üniversitesi Akın Güç Auditorium'da verdiği konserin canlı kaydından dinleyeceğiz. Sonrasında birlikteyiz. Bu arada koreografi var burada. Tabii ki dinleyicilerimiz göremiyor bu sadece işitsel olduğu için. Tuğçe Tuna'nın koreografisini gerçekleştirdiği Canan Yücel Pekiç'ten Cemal Acet ve Ezgi Bilgin'in de dans etti. Evet. Bir Zeybek koreografisi var, modern dans. Mimar Sinan Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri. Siz aslında bunları çok yapıyorsunuz. Böyle koreografiyle, dans sanatıyla birlikte müziği birleştiriyorsunuz. Birazdan onun üzerine birkaç sorum olacak ama önce dinleyelim efendim Koray Sazlı'nın Zeybeğini. Thank you.
Evet efendim, Koray Sazlı'nın Zeybeğini dinlediniz. İstanbul Flüt Topluluğu seslendirdi. Canlı bir konser kaydıydı. Bir de dans vardı. Tuğçe Turan'ın koreografisini gerçekleştirdiği. Siz aynı konserde başka koreografiler de yapıldı. Onlarla işbirliği yaptınız. Kimler vardı mesela? Ziya Azazi vardı. Konserde Bolero, Ravel Bolero'yu seslendirdik. Ve Bolero ile onun bir modern dans gösterisi oldu. Çok güzel. Daha başka böyle konserleriniz oldu mu? Dansla birleştirdiniz. Evet, şimdi Zeybek'le oldu. Zaten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki Profesör Tuğçe Tuna ve onun yüksek lisans sanat ve yeterlilik öğrencileri gerçekleştirdi bu dansları. Bu dinlemiş olduğumuz Koray Sazlı'ya ait Zeybek, ağır bir Zeybek. Zeybek biliyorsunuz bize özgü bir dans türü. Evet, fakat çok ağır, üzgün, çok ağır da olabiliyor, hızlı da olabiliyor. Bizim hem ağır hem de hızlı seslendirdiğimiz Zeybekler oldu. Bu ağır Zeybek'ti. Bir de Hasan Savaş'a ait, besteci Hasan Savaş'a ait Silifke'de Zeybek Havası isimli bir parçamız daha vardı. O da hızlı bir zeybekti. Onda da çok güzel bir dans gerçekleştirdiler aynı ekip. Çok güzel. Bir de şey diyecektim. Şimdi programın başına biraz bahsettik ama bu düzenleme meselesi çok önemli sizler için. Çünkü böyle bir flüt orkestraları çok yaygın değil. Çok fazla eser besteleyen besteci de yok. Evet. Ve çoğu zaman da tabii ki bazı eserleri bolero gibi mesela burada bahsettik. Ya da bize özgü türküleri düzenleyip size özel bir şekilde düzenlemeleri gerçekleştiriyor bazı besteciler. Kimlerle işbirliği yapıyorsunuz acaba bu alanda? Besteciler bizi çok destekliyorlar. Yani besteci arkadaşlarımızla çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Kendilerine gerçekten müteşekkiriz. Gerek özgün beste olarak gerekse düzenleme olarak çok güzel bir diyalogla yürütüyoruz bu işleri. Şimdi onlar için de çok yeni olduğu için daha önce yapılmış yani flüt için oda müziği eserleri yapılmış belki ama bu kadar geniş flüt ailesinin kullanıldığı ve çok daha kalabalık olan başka eser yok açıkçası. Yani onlar da yeni karşılaşıyorlar. Onun için onlarla beraber enstrümanlara da dikkat ederek çok güzel bir işbirliği içinde çalıştık ve ortaya çok çok güzel eserler çıktı. Yani bu dinlediğiniz Türk eserlerinin tamamı İstanbul Flüt Topluluğu veya Marmara Flüt Orkestrası için yazılmış eserler oldu. Ve ilk seslendirilişleri hep bizim tarafımızdan gerçekleştirildi. Hatta biz Marmara Flüt Orkestrası'nın sayfasında aslında yeni bir paylaşım yaptık. Aleyna'nın çok büyük katkısı var orada. Birçok notayı paylaşıma açtık. Ve bestecilerin de tabii ki onayıyla. İsteyen herkes indirip oradan eserleri seslendirebilir. Bunu Amerika'da da paylaştık. Orada da sanıyorum bu Türk bestecilerin eserleri artık çalınmaya, dinlenmeye başlanacak. Çünkü çok ilginç geldi onlara da. Bu bir nimet çok vallahi. Beğendiler. Peki adresi alalım mı Aleyna Hanım? marmarafiltorkestras.wordpress.com. Oraya girince artık her türlü... O bizim blog sayfamız. Oradan konser tarihlerimize, işte bu tarz nota paylaşımlarımıza, orkestra ile ilgili her şeye ulaşabilirsiniz. Peki, şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Sonrasında da Marmara'ya geçeriz. Sizin galiba zaten paralel kuruluşunuz gibi diyebiliriz. Peki efendim, Gabriel Fauré'nin Pavan'ın dinleyeceğiz meşhur eserini. İstanbul Flüt Topluluğu seslendiriyor. Piyanoda Evren Büyükburç var. Yine Akın Güç Auditorium'da verilen konserin canlı kaydından dinleyeceğiz. Thank you.
94.9 Açık Radyo'dasınız. Alla Turka programı devam ediyor. Ben Ali Pınar. Efendim konuklarım Ece Karşal ve Aleyna Demirkan'la beraber İstanbul Flüt Topluluğu ve Marmara Flüt Orkestrası'nı konuşuyoruz. Az evvel de Gabriel Fauré'nin Pavana'nı dinlediniz. İstanbul Flüt Topluluğu seslendirdi. Piyanoda Evren Büyükburç vardı. Bir canlı konser kaydıydı efendim. Buraya kadar İstanbul Flüt Topluluğu'nu konuştuk. Şimdi sıra Marmara Flüt Orkestrası'nda. Zaten ikisi de paralel oluşumlar diyebiliriz. Ben öyle diyorum ama bilmiyorum, yanlış mı söylüyorum. Ortak çalan üyelerimiz de var. Evet. Çok sayıda var. Aleyna onlardan bir tanesi. Siz yine bu topluluğun kurucusu ve eğitmenisiniz. Ne zaman kurmaya karar verdiniz? Yine buradaki amacınız nedir? Hedefleriniz var mı yok mu? Onları sizden öğrenelim. Evet, bu da diğer topluluk gibi 2015'in sonunda. Dolayısıyla aslında her ikisi de enstrümanların teminiyle birlikte başladı. Aynı sene. Evet, aynı sene. Yaklaşık 2,5 senedir devam eden oluşumlar. Şimdi aslında ben Marmara Flüt Orkestrası projesine tamamen eğitsel amaçla başladım. Bir flüt orkestrası, flüt grubu kurabilmek için. Şimdi orkestra müzisyenliği söz konusu olduğunda flütçüler veya aslında tüm diğer nefesli saz öğrencilerini sayabiliriz. Biraz daha şanssız kategoridirler. Çünkü yaylı çalanlar enstrümanda yer alırlar. Sayıları kaç olursa olsun. Fakat flüt çalan veya obua çalan veya diğer nefesleri düşünürseniz iki kişi veya üç kişi vardır orkestrada çalan. Onlar da genelde belli kişilerdir ve diğer öğrencilere çok fazla orkestrada çalma olanağı olmaz. Halbuki burada 50 kişiyiz biz. Ve 50 tane flütçü orkestra deneyimi sahibi oluyor. Bu öğrenciler açısından özellikle çok çok büyük bir fırsat her şeyden önce. Sonrasında da... Bütün flütçüleri kurtardınız diyebiliriz yani. Yani bir kısmını diyelim. Evet, İstanbul'da en azından. Onun dışında da orkestramızda çok farklı yaş gruplarından ve çok farklı mesleklerden çok geniş yelpazede üyelerimiz var. 10 yaşında üyemiz de var. 40 yaşında üyemiz de var. Profesyonel flütçüler de var. Amatör düzeyde olup da ileri düzeyde flüt çalabilen farklı meslek gruplarından flütçüler de var. Öğrenci var, mezun var, çalışan var. Yani çok farklı bir oluşum oldu bu. Ve çok güzel bir sentez oldu. Ve çok güzel ilerliyor provalar. Ve gerçekten çok kısa sürede çok güzel bir tını çıktı ortaya. Ve çok daha oturmaya başladı özellikle son bir senedir. Müzikal olarak, teknik olarak birçok şey. Herkes gönüllü geliyor. Büyük bir özveriyle geliyor. Her cuma akşamı prova yapıyoruz. Çok güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum ben. Umarım bu da dinleyicilere yansıyacaktır. Provalarınızı Marmara'da mı yapıyorsunuz? Marmara Üniversitesi'nde yapıyoruz, evet. Çok güzel. O zaman burada hani belki... Müzikle beraber başka şeyler de söz konusu. Birlikte müzik yapabilmek, belki bir diyalog kurabilmek. Çünkü evet, yaş farkı, yaş aralığı çok geniş burada. Çok geniş. 10 yaşına dediniz, 40 evet, küsur yaşına kadar. Yani o, evet, onun bir sınırı yok zaten herhalde. Evet. Çok ilginç bir toplum. Onun hiç sıkıntısını çekmedik aslında. Evet, çünkü hani... Birçok avantajını da yaşıyoruz. Çünkü biraz okul gibi de oldu orası. Yani küçük yaştaki çocukların büyüklerden göreceği çok şey olabiliyor. Tersi de olabiliyor. Büyüklerin de çocuklardan görebileceği çok şey olabiliyor. Yani güzel bir birliktelik oldu. Yani sonsuz çok bir kombinasyon var. Mesela evet, ne bileyim, küçük genç bir flütçü belki orada 40 yaşındaki flütçüden daha iyi çalıyor olabilir. Olabilir. Hani tabii ki. Evet. Olabilir. Çok başarılılar zaten. Çocuk flütçülerimiz çok çok başarılılar. Orada zaten iki solistimiz de çocuk yaşta. Evet. Birazdan dinleyeceğiz. Mart ayında Yeldirim'in Sanat Merkezi'nde bir konserimiz oldu. Orada Beste Yalı ve Nisanır Bakırel Do Majör Vivaldi Flüt Konçertosu'nu seslendirdiler solist olarak. Dediğiniz gibi birazdan dinleyeceğiz. Hatta şimdi dinleyelim, sonra sohbetimize tabii, kaldığımız yerden devam ederiz. İkiye böleceğim. Çünkü iki bölümü seslendirmişsiniz bu konçertonun. Evet. İlkiyle başlayalım efendim. Allegro Molto ile sonrasında diğer bölüm dinleriz. Efendim solistleri ben tekrarlayayım. Beste Yalı ve Nisanur Bakırel Marmara Flüt Orkestrası'nı dinliyorsunuz. Ece Karşalı ise topluluğu yönetiyor. 3 Mart 2018 akşamı Kadıköy Belediyesi Yerlierimin Sanat Merkezi'nde verilen konserin canlı kaydından dinliyoruz. Yaklaşık 2,5 dakika sonra birlikteyiz. Thank you.
94.9 Açık Radyo'dasınız. Alla Turca programı devam ediyor. Ben Ali Pınar. Efendim, Antonio Vivaldi'nin Do Majör 2 flüt için konçertosundan ilk bölümü dinledik. Allegro Molto'yu. Flüt düzenlemesiyle flüt orkestrası için dinledik. Efendim, Ece Karşal Marmara Flüt Orkestrası'nı yönetti. Solistler Beste Yalı ve Nisan Nur Bakırel'di. İki çocuk solist. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz bu arada bilet satmıyorsunuz. Değişik bir yönteminiz var. Gelmek isteyenler bağış yapıyor sanıyorum. Ama nasıl bir bağış? Bunu Aleyna Demirkan efendim topluluğun grup şeflerinden o anlatsın. Evet, aynen öyle. Konserlerimizde biz bilet karşılığı olarak gelen dinleyicilerden kedi köpek mamaları getirmelerini istiyoruz. Yanlış duymadım değil mi? Yok, hayır. Kedi doğru köpek duydunuz. Maması. Evet, mama karşılığında. Başka hayvan maması olabiliyor mu? Yani sanmı. Yok, hayır. Kedi köpek üzerinden gidiyoruz biz. Yani böyle bir sokak hayvanlarını hı-hı, destek, işte koruma, bu şekilde bir sosyal sorumluluk misyonu edindik. Ve bugüne kadar oldukça yüklü miktarda mamalar topladık. Aynı zamanda işte kedi köpek çantaları olsun, işte bu tuvalet şeyleri, o tarz şeyler de topladık. Kedi kumu vesaire. Aynen. İşte onlara ait, hı-hı, işlerine yarayabilecek ağırlıkta mama olarak. Peki bunlar toplanıyor, ne oluyor? Nerede toplanıyor daha doğrusu? Şöyle, bu sorumluluğu aslında Marmara Üniversitesi Hayvan Hakları Koruma Kulübü ile beraber biz yürütüyoruz. Onlar bizim her konserimizin işte girişlerinde böyle bir stand açıyorlar kapıya. İşte bilet yerine mama toplayarak içeriye alıyoruz seyircileri. Çok güzel. Bir konser ve mamayla girebiliyoruz içeriye. Aynen öyle. Ne güzel. Peki başka bunun gibi hizmetleriniz oluyor mu? Aslında bu şekilde konserler, yani konserlerimizi hep bu şekilde yürütüyoruz. Fakat en yakın konserimiz 27 Nisan'da ve bu konser için şöyle bir proje geliştirdik. Bize 20 kilogramlık mamayı ulaştıran ilk 3 kişiye o gün kulisten itibaren, işte kuliste bizimle vakit geçirip daha sonrasında sahneye beraber çıkıp sahnede bizimle konser deneyimi paylaşacak o 3 kişi. Hatta belli oldu bile, yani çok hızlı geri dönüşler aldık. O 3 kişi belli 27 Nisan'da bizimle beraber. Çok güzel. 60 kilo edelim. Yani şu anda garanti. Evet tabii. Aldık onları. Biz de. Vallahi kedi köpekler bayram edecek sayenizde. Peki o zaman Vivaldi'nin ikinci diğer bölümünü dinleyelim efendim. Do majör 2 flüt için konçertosundan ikinci bölüm Largo'yu dinliyoruz. Ece Karşal Marmara Flüt Orkestrası'nı yönetiyor. Beste Yalı ve Nisan Nurma Kırel solist efendim. Sonrasında birlikteyiz. Thank you.
çok böyle edepli bir telefondu. Tam parça bitti, o zaman çaldı. Efendim, Antonio Vivaldi'nin Do Majör 2 flüt için konçertosundan ikinci bölüm Largo'yu dinledik. Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası seslendirdi. Solistler Beste Yalı ve Nisanur Bakırel'di, iki çocuk solist. 3 Mart 2018 akşamı Kadıköy Belediyesi Geldi Yerimini Sanat Merkezi'ne verilen konserin canlı kaydından dinledik. Ece Karşal, Aleyna Demirkan program konuklarımız. Programımızın sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi mesela bu topluluğu dinleyen pek çok müzisyen olabilir, katılmak isteyen olabilir. Veyahut da amatörler de bu toplulukta yer alabiliyor Marmara Flüt Orkestrası'nda. Evet. Size nasıl ulaşacaklar? Bir de çünkü her sene sınav açıyorsunuz. Evet. Şu anda yaklaşık 50 kişiyiz. Aslında sayımız oldukça kalabalık. Hı-hı. Fakat her sene yeni üye kabul ediyoruz biz. Ağustos ayı gibi ilanı çıkıyoruz. Müracaat edebilirler. Facebook veya Instagram sayfalarımızı takip ederlerse. Hemen alalım. Aleyna'dan, evet. Bütün hesaplarda ismimiz aynı aslında. Marmara Flüt Orkestrası yazdıkları takdirde bize ulaşabilirler. Facebook, Instagram, evet. Twitter. Onun dışında YouTube ve blog sayfamız da var zaten. Blogu tekrar alalım. marmarafiltorkestrası.wordpress.com. Evet. Oradan diyen Ağustos ulaşabilir. Ağustos ayından itibaren ilanlarımızı takip ederlerse müracaat ederek sınava girebilirler. Sınav tarihi ne zaman oluyor yaklaşık? Eylül ayı gibi sınav tarihi oluyor. Ekim ayından itibaren de ilan ediyoruz artık kazanan üyelerimizi ve çalışmalarımıza başlıyoruz. Çok güzel. Peki Ece Hanım, sizin bir de iki kitabınız var. Evet. Şu anda kitapçılarda satılıyor. Biri Flüt Metodu. Evet. Diğeri de Şarkılarla Matematik. Sizin galiba bir matematik eğitiminiz de var müzik eğitiminizin yanı sıra. Evet. İki kitaptan da biraz bahsedersiniz. Evet, ben aynı zamanda Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü de mezunuyum. Bir süre matematik öğretmenliği de yapmışlığım vardır konservatuarda okurken. Bu benim doktora tezimle bağlantılı bir kitap aslında. Doktora çalışmam sırasında ben müzik yeteneği ve matematik yeteneği ilişkisi üzerine çalışmıştım. Ve birçok kimseye ilginç gelse de aslında matematik yeteneğiyle müzik yeteneğinin çok ilişkili olduğunu bulmuştum. Gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle. Peki çünkü ben matematiğe yeteneksiz olan birisi müziğe yetenekli olabilir mi? Şimdi aslında bunu biz belirliyoruz. Çünkü matematiğe karşı maalesef bir ön yargı var. Matematik çok zordur. İşte matematik kafası kafa ister falan gibi bir takım ön yargılarla büyüdüğümüz için o ham yetenek dönemini aştıktan sonra insanlar bu takım laflarla yönlendiriliyorlar. Ama daha çocukluk aşamasında, yani o herhangi bir eğitime girmeden incelediğiniz zaman aslında matematik yeteneğiyle müzik yeteneğinin çok ilişkili olduğunu görüyorsunuz. Bunun da dışında aslında matematikle müzik çok birbiriyle ilişkili sanat ve bilim dalları. Müziğin kökeninde çok fazla matematik var. Evet. 2'lik, 4'lük, 6'lık, 8'lik, 16'lık falan derken. Evet. Onun için ben okul öncesi dönemi çok önemsedim. Çünkü okul öncesi dönemde çocuklar yeteneklerini daha ham bir şekilde kullanabiliyorlar. Ve mümkün olduğu kadar çocukları bir tek taraflı yönlendirmemek gerektiği düşüncesindeyim ben. Çünkü öyle olunca diğer yerlerden mahrum kalıyor çocuklar. Örneğin matematik gibi. Onun için o kitapta da okul öncesi çocuklara şarkılarla temel matematik kavramları öğretiliyor. Pan Yayın Evi'nden. Bir de müzik CD'si kitabım var zaten. Evet, içinde beraber zaten o şarkılar da CD halinde var. Çocuklar oyun ortamında ve şarkılarla belli ritmik öğeleri de kullanarak temel matematik kavramlarını edinmiş oluyorlar. Evet, bir de flüt metoduna ilişkin birkaç cümle alayım sizden. Flüt metodunu aslında ben 8-13 yaş grubu çocuklar için yazdım. Fakat bütün yetişkinlerin de yararlanacağı bir metot. Çünkü ülkemizde Türkçe olarak yazılmış çocuklara hitap eden böyle bir metot yoktu. Onun için oldukça önemsedim ve o yaş grubunun yapabilitelerini de göz önünde bulundurularak yazdım. Çünkü pek çok okulda artık enstrüman eğitimi yapılıyor. Fakat bu konuda çocukları Türkçe olarak yönlendirecek ve onların eğitimine uygun bir şekilde yönlendirecek bir metot, bir ihtiyaçtı. Umuyorum flüt öğrenmek isteyenler için bu metot faydalı olacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Son olarak bir sorum vardı. Aleyna'nın matematiği iyi mi kötü mü? Aleyna'nın matematiği harika. Ortak tanıdıklarımız var. Cengiz evet. Dodanlı, Zeynep Tarım. Onlara o zaman selam gönderelim. Hem de Aleyna'nın karnesini paylaşmış olalım. Gerçi diyecekler ya, Aleyna da koskocaman kız, yani ne diyorsun sen? Efendim, bugün Profesör Doktor Ece Karşal'ı ağırladık. Aynı zamanda Aleyna Demirkan da bizlerle birlikteydi. İstanbul Flüt Topluluğu ve Marmara Flüt Orkestrası'nı konuştuk.
Çok güzel iki topluluk, yaklaşık 2,5 senelik bir mazileri var. İlki zaten ABD'den geri döndü turnesinden. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize tanıdığınız için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Efendim bu haftalık burada programın sona eriyor. Bize 0212 343 4040'tan ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz allaturka@acikradio.com.tr. Twitter ve Instagram hesaplarımız allaturka2001. Ben Ali Pınar, masa başında arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyorum. Gelecek hafta bir başka Alaturka'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Alaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep.